6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin merkez noktası olan Kahramanmaraş büyük bir yıkım yaşadı. Yaralar dört bir yandan sarılmaya çalışılırken, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şehadil Mahallesi'nde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mahallede kaç ev yıkıldı, enkazlar kaldırıldı mı, yardım çalışmaları ne durumda, tüm soruların cevabını mahalle muhtarı Şahin Çayır Aksu Haber'e anlattı. Mahallemizde enkaz çalışmaları tamamen hemen bitti. İl dışına giden vatandaşlarımız yavaş yavaş mahallemize dönüş yapıyorlar. Onun dışında işte şu an biz mesela yaklaşık iki aydır mesela ben muhtarlıkta kalıyorum. Bu yardım hususunda vatandaşlarımıza işte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mahallemizin üçte birisi çadırlarda kalıyor. Üçte ikisi de mesela müstakil evlerimiz var. Veyahut da yeni binalara geçen vatandaşlarımız var. Yani mahalle sakinlerimizden ricam şu, çadırda kalan vatandaşlarımız, yani evlerimiz normalde sağlam ama kalın diyemiyoruz, şu da diyemiyoruz. Neden? Allah korusun bir şey olduğunda vebal altına girmek istemiyoruz ama evlerimizin %90'ı sağlam, yani göçebilir durumda. Tabii vatandaş korktuğu için, psikolojik olarak korktuğu için evlerine göçemiyor maalesef, çadırlarda kalmaya devam ediyorlar. Vallahi yarın durumda biz daha önce şahsi olarak birebir veriyorduk. Sonra kaymakamlığımızca sisteme döktük. Atıyorum vatandaşlarımız biz yazıyoruz. Formlarımız var. Formlarımızı doldurtturup ATC'ye göre onları biz fona gönderiyoruz. Fon ismi olarak PDMP'ye bize geldikçe biz de vatandaşı arıyoruz. Kolay teslim ediyoruz. Ben bütün Maraş'ımıza, Hatay'ımıza, Adıyaman'ımıza, diğer illerimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah hep birlikte el ele vererek, bel bele vererek inşallah biz bunları da atlatacağız ülke olarak. Yani öyle olmak zorundayız. İnsanlarımızın sabırlı olması lazım. İnsanlarımızın birine destek olması lazım. Yoksa bu işin altında kalkamayız. Ama Allah'ın izniyle birimize destek olduğumuz müddetçe inşallah bu sürecin altında kalkacağımızı, inşallah Allah'ın sayesinde başaracağımızı umuyorum inşallah.